Malpere ekranlarından selamlar. Bugün Ubisoft'un çıkartmayı planladığı Avatar oyunundan bahsedeceğiz. Avatar oyununun bir gösterimine katıldım. 2 saat boyunca oynama şansım oldu. Oynadıklarım arasından ne hissettim, neler hissettim, oyun neye benziyor onunla ilgili çıkarımlar yapmaya çalışacağız. Orun bu seferkine gelemedi. Normalde beraber gördük de bu sefer zaman denkleşmedi. E, o yüzden Orun biraz daha sorucu tarafta olacak. Evet. E, i̇lk duyulduğundan beri zaten böyle kafamda oluşan e, bir takım hani fikirler falan da vardı. Oradan hmm. ötürü merak ettiğim bir takım şeyler de var. E, onlarla artık şey yapacağım ama ilk sen deneyimini bir önden paylaş ondan sonra ben sorulara giriyorum. Ya tabii şöyle online olarak katılıyorsunuz bu oturumlara. Bir de iki türlü sıkıntı oluyor bu da şeyde. Bir oyunun ortasından başlıyorsunuz genelde. Biraz daha size bir şeyler göstermek istedikleri için tabii. Bir ona adapte olmak zor. Çünkü hala hazırda oyun her şeyi bildiğini varsayıyor. O yüzden böyle yer yön bulmakta falan ilk bir 10 dakika amele gibi gezindim zaten. Yani oynadığım kayıtlarda da Orhun o evet. kayıtları görmüştür belki. Bir 15 dakika mal gibi bakıyorum. ya Bir meyve topla diyor. <laughs> meyve ne meyvesi? Nereden toplanılıyor? No, ne diyor bu falan? Falan. Açık dünyadasın görevin meyve toplamak. Bir de haritada şuraya git diye göstermiyor. Bir tuşa basınca gözüküyor nereye gideceğim falan. Tabii hangi tuşa basınca gözüküyor falan bunları bilmiyorsun yani. Ee, sağ olsunlar işte ondan sonra hani biraz guide verdiler bize anlattılar yani şöyle böyle diye. Ondan sonra biraz daha tempo kazanmaya başladı falan. Bu, bu bir problem. Bir de online oynuyorsun. Lag e, bazen çok girdi yani fena. O yüzden deneyim böyle pürüzsüz olmayabiliyor. Bunlar da etkiliyor şeylerini. Ee, o yüzden böyle çok mükemmel bir oyun deneyimi geçirdiğimi söyleyemeyeceğim. Ama oyunun neye benzediğini aşağı yukarı anladım yani tabii iki saatlik süreçlerde. Şey çok komikti bu arada bilmiyorum sen oynarken fark ettin mi de. Yani görevinin şey olduğu bir meyve toplaman gerektiği belli. Sol üstte yazıyor zaten onları evet. sıkıntıyor. Evet. Ama Hı -hı. yani e, etrafındaki şey bir meyve mi değil mi? Zaten meyveye bakıyorsun meyveden başka şeylere de benziyor falan böyle. Sertan hani... <laughs> bilmediğin... Olmadan... Yani ee... bilmediğim bir dünya. Her şey meyveye benziyor yani. yani. Bu mu toplanılacak, şu mu toplanılacak diye. Bir de hani mantıken meyvenin olduğu yere koy beni değil mi? Madem hani evet. öyle bir görevle başlatıyordun. Meyve de ya bir kilometre ötedeymiş yani. yani. Sonradan bu bir tek de ben bitirdim bu arada bizim seansta. Oyunun hani ana hikaye kısmını falan. Diğerleri daha yerden geliyordu yani. Millet neler neler yaşadıysa artık o süreç boyunca. Yoksa ısınınca ee, zaten gayet iyi oynamışsın yani. Bir sıkıntı yok. Ya şey sıkıntı... Bu arada oyun şuna benziyor arkadaşlar. Far Cry gibi... Ama avatar. Evet. Avatar temalı. Ya bu zaten ilk videodan beri hep söylediğimiz bir şeydi. Neyi farklı yapmışlar? Ne farklı hissettiriyor? Bak şaşırdığım pozitif şeylerden bahsedeyim. Birincisi Parkur sistemi benim beklediğimden daha içeride oyun içerisinde yani Far Cry'den en büyük farkı o aslında hem böyle haritada bulduğunuz bitkiler sizi yukarı fırlatıyor işte daha mobilitesi yüksek bir karakteriniz var daha rahat zıplıyorsunuz daha rahat tutunuyorsunuz öyle ben buraya zıplar mıyım zıplayamaz mıyım diye düşündüğünüz her yere gelende zıplayıp tırmanabiliyorsunuz kolay bir şekilde o yüzden karakteriniz daha hareketli ama Dying Light gibi bir oyunda değil yani öyle de düşünmeyin. Benim isteğim yani arzuladığım şey bu parkur olayının oyunun tüm segmentinde yer alması ve şu anki olayından daha gelişmiş bir şekilde artmasını istiyorum yani. Çünkü hakikaten farklı diyeceği şey o oluyor oynarken. Bir yerde mesela abi şimdi dikine avatar filmlerini seyretseniz bilirsiniz yani havada duran yerleşkeler de var. Zelda oyununda da görmüştük bunları. Yani havada ufak ufak adacıklar var bir sürü bir sürü. Sadece böyle tamamen zeminde geçmiyor oyun. Ve bayağı bir yere tırmanmanız gerekiyor. Bir yerde mesela tırmanma odaklı bir oynanış verdi bana oyun. Ve çok keyif aldım. Oyunun en çok keyif aldığım yer orası oldu. Manzaralar nefis gözüküyordu. Uzak çizim mesafesi falan hiç fena değildi mesela. Öyle şey değildi yani. İşte aşağısı çorak arazi gibi durmuyordu yani. Hani bayağı yeşillikleri falan görebiliyordum net bir şekilde. O mesela oyunla ilgili en böyle pozitif e, ağzıma bal çalan kısım oldu. Umarım o kısmı daha da arttırırlar. Ama şöyle bir şey de var. Hani bu oyunun farklı yönlerinden bir tanesi. İkran diye bir hayvanınız var. Bunun üzerine binip gezebiliyorsunuz. E, bu ikranı aldıktan sonra da niye parkur yapasım kalacak? Ondan da evet. çok emin değilim. Çünkü görev şuydu ekranın yanına çıkmaya çalışıyordun. O yüzden de zıplıyordun, atlıyordun, parkur yapıyordun falan. ekranı aldıktan sonra bir daha parkur yapmamı gerektirecek bir şey olacak mı? Emin değilim. Çünkü ikram bildiğiniz abi jet gibi bir şey. Yani müthiş bir uçuş aracı. Her yere gidebiliyorsunuz onunla. istediğiniz her şeyi isterseniz görevde çağırabiliyorsunuz. yalnız onun aksiyona girebiliyorsunuz. Onun tepesindeyken aksiyona girebiliyorsunuz falan. Ee, sürmesi de falan rahat. Hani böyle bir şey değil öyle. Çok böyle alengirli bir tarafı yok. ve helikopter kullanıyormuş gibi olmuyorsun GTA'da. Ee, keyifli bir şekilde sürebiliyorsun. Ee, o da mesela oyunu Far Cry'den farklılaştıran unsurlardan bir tanesi diyeceğim ama Far Cry'da da uçan şeyler kullanabiliyordun. Yani Tam ya, onu o yüzden... onu diyecektim ben. De. Bak, ya zaten <laughs> çok ey... de... İlk e, ilk sorumu sen direkt yanıtlamış oldun hani ilk gördüğümüz andan beri böyle şey Far Cry'a avatar kıyafeti giydirmişler gibi gözüküyordu. Öyle mi diyecektim? O hakikaten belli ki hissedilmiş. Evet, öyle. E, dediğin gibi evet İkran'la uçtuğun yerlerde vesairede böyle bir değişik hissediyorsun. E, ama şey var yine eee İkran'la beraber ilk şeye girdiğinde böyle havada balonlar var, balonları koruyan e, helikopterler var. Onlarla çatışıyorsun. Yani çatışıyorsun evet. Yani birdenbire Hani ilan Avatar'da elimizde zaten silah olması başlı başına bir havadan kopartıyor. Bir de ekranın tepesinde sıkı sıka hani helikopterle ka evet. kapışıp düşürüyor olmak falan. Yani e kopartıyor. Bayağı bir kopartıyor gibi hani hissettirdi. Yani, izle yani. izlerken koparttı, oynarken ne kadar koparttı sen Sula. söyleyeceksin tabii de. Ya şöyle ben Avatar filmleriyle zaten hani şu açıdan çok doğru bir yorum yapamam yani ben Avatar filmlerinin içerisinde vakit geçirmeyi arzulayan bir oyuncu değilim. Avatar filmleriyle bir samimi bir ilişkim diyor. Yani Avatar filmlerini sevmem de yani hani açık ve net söyleyeyim. Çok hoşlaşmam Avatar filmlerinden. Çok keyifli gelmez bana. E bu yüzden de bir Avatar oyunu oynamakla alakalı çok büyük bir yanıp tutuşan arzum yok. Yani oyun bana öyle artı bir sıfır yaklaşmıyor. Ama eksi bir de yaklaşmıyor yani. Tamamen nötr giriyorum oyun açıkçası. Ya bu yüzden mesela şey olayına girmedim. Avatar'la makinalı tüfekle ateş ediyorum. Bu Avatar'ın ruhuna ve felsefesine aykırı daha ilkel silahlar kullanmamız lazımdı. İlkel silahlar da var bu arada onun içerisinde de. Var. hani böyle bir tribe girmedim. E, makinalı tüfeğim varsa bam bam bastım geçtim yani. Ki en kolay da oydu kullanması. Diğerleri yavaş yavaş o ok katana kadar yani o ölme şey ölme tarıyorsun ta diye bitiyor geçiyor yani. O yüzden çok psikolojiye girmedim ama şeyi merak ediyorum. Oyunda gizlilik kısmı da sonuçta ön plana atılmış. Yani Far Cry gibi düşünebilirsiniz abi. Bir görevde mesela Outpost'a girmem gerekiyordu. Evet. Şimdi oyunun dinamiklerinden aşina almayınca gizli gitmek zor oluyor. Assassin's Creed Mirage'da da benzer bir şey yaşamıştık biz. Ön testini oynarken gizli gitmekte biraz zorlanmıştık. Full sürüm çıkınca mesela anladık ki gizli gitmek o kadar zor bir şey değilmiş aslında. Sadece oyunun ortasına girince biraz bize garip geldi alışmaktan dolayı. E, Far Cry'da benzer bir şey oldu. Outpost ele geçirmem lazım. Daha doğrusu Outpost'ta 5-6 tane şey yapmam lazım. Gizli gitmeye çalıştım. Ya beceremedim hani anlayamadım mekaniği. Bunu arkadan mı sıkacağım ona bilmem ne mi yapacağım falan. Tam böyle klik etmedi. Ya ben de makinalı tüfeğimi aldım tak 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 diye vurmaya başladım herkesi. Bir tık daha zor oldu. Baya e bayağı terlettiği yerler falan oldu ama başarılı olabildim. Ama anlıyorum ki buradan gizli gitmekte oyunun önemli parçalarından bir tanesi. Orada biraz mesela bana şey geldi oyun hani... Avatar'la, avatar dediğin şey bir insanın neredeyse iki katı değil mi yanlış bilmiyorum yani uzun boyut olarak galiba, Evet. yani çok uzun zaten şey böyle yani normal bir yere girmeye çalıştığınızda yani normal insan kapısından geçmeye çalıştığınızda şu arkamdaki kapı gibi eğilerek giriyorsun avatarda yani hani öyle yapmışlar ya yani bir yere gireceğiz zaman eğilip girmen gerekiyor <laughs> geçemiyorsun bu kapılardan falan yani böyle bir oyunda gizli gitmek ne kadar keyifli ve şey olur ondan çok emin değilim. Onu merak ediyorum açıkçası. Far Cry'de gene gizli gitmek böyle bir şey veriyordu. Ekstra bir keyif verebiliyordu zaman zaman. Burada o keyif alacak mıyım almayacak mıyım onu oyun çıkınca göreceğiz. Ama temel açıdan baktığında parkur sistemi dışında ve oyunun dünyası dışında bana şey gelen bir kısım olmadı. Yani aa evet bu Far Cry'in farkı. Mesela Far Cry 7 diye bunu sat bana. Alırım yani. Hani Avatar'ın evet, evet. haberim olmasın. Derim ki Aa, böyle yapmışlar. Daha fantastik bir Far Cry olmuş falan derim. Çünkü ara sahnelerin giriş şekli... Ara sahnelerin first person olması falan... Gerçi bu son Far Cry'de onu biraz değiştirmişlerdi ama... Hani genel Far Cry anlatısı vardır ya... Orada evet. bile çok benziyor yapı. Bu, bu açıdan yani nasıl bir şey oynayacağımızı herkes anlıyordur diye düşünüyorum. Açık dünya gireceksin... İşte yapman gereken görevler olacak. Görevler mesela bize demo developerleri görevlerden bir tanesi eğlendirdi beni. Ana görevdi bu. ekranı bulma görevi dediğim gibi tırmanıyordum. Parkur yapıyordum. Biraz böyle kapı bulmacaları falan vardı. Onları çözüyordum falan. Ha bunlar keyifliydi. Ama mesela ondan sonraki görev Outpost'a gir 5 tane şeyi yok et göreviydi. Yani 1982'den beri <laughs> yaptığım görevlerden parkura 3'ten beri yaptığım aynı görevi biraz avatar skinlisini yaptım. Şimdi bundan dolayı da çok heyecanlanmadım açıkçası. Onunla alakalı işte ekstra sıkıntı da şu ya şimdi sonuç itibariyle ya filmlerden de biliyoruz teknolojiyi kullananlarla doğayı kullananlar arasında bir ya bir takım varlıklar canlılar arasında bir savaş oluyor eyvallah olur burada eline ele geçirdiği zaman teknolojik silah kullanmasında falan da problem yok ama sonuçta dezavantajlı olan taraf daha ilkel durumda hani ya, ya, ya durumda olan kızım Outpost'a da gene hani avatar girdiğinde de tek başına girip böyle hakikaten far cry oynuyormuş gibi yakıtmekten ziyade sanki orada biraz daha şey bekliyorsun avatar hani orada da bir sonuçta bir bunlar bir kabile beraber hani gizlice belki giriyor. Belki bir pusu atıyorlar falan gibi bir şey beklerken ben birdenbire hani bir kısmında artık yani bolca aksiyona girmeye başladığın kısımda gerçekten avatar oyunun avatar oyunu olmasıyla olmaması arasında çok bir şey olmadığını hissettim yani evet. ee, Dezavantaj bu... olmuş. Bir de bu arada çok pardon hani mesela Horizon Zero Dawn için de çok benzer şeyler belki söylenebilir ama onun için söylemiyorsun çünkü avatar hani e, halihazırda hazırda bilinen e, sinemada popüler olan ve hani ilk ilk öte insanların kafasında bir şey oluşturmuş olan e, bir IP olmasının getirdiği bir fikri olmasının bir getirdiği şey de yaşıyor. Ay bir de Horizon'da makinalı tüfek kullanmıyorsun. Ha, mesela yani o, dönemin tabii. uygun silah Çünkü orada öyle bir durum yok zaten. Yani o dönem gerçi olabilir. Sonuçta orası da bir i̇şte, kıyamet <laughs> sonrası yani. senaryo gibi bir durum var ama ha, o kendi gerçekliğinde bir şekilde kalıyor. Avatar için aynısını söyleyebilirsin de. Orada şu bir dert aslında bence. Ya bunun farkı olduğunu biliyorsun ya o bir dert. Ya yani yeni bir şey görmüyor olmak biraz heyecanını kırıyor benim açımdan. Yani bu hani negatif ve pozitif yorumlamak size kalmış yani Far Cry'in hastasıysanız ki ben hala da insanları oynayıp çok severek oynayan insanlar görüyorum yani, yani 3'ten beri aralıksız oynuyorum hala çok seviyorum Far Cry gibi oyunlar gelmeye devam etsin falan diyen insanlar olduğunu biliyorum ee, onlar için belki mesela bu rahatsız edici olmayabilir Avatar'ın dünyasına geçirmek isteyen insanlar için mesela çok güçlü olabilir çünkü bence şeyi güzel yapmışlar hakikaten de ki Ubisoft'un genel olarak tüm oyunlarında hiç fena yapmıyor yani, yani çevre tasarımı, evet. görsellik o dünyayı yansıtmak falan güzel duruyor yani hakkını yemeyeyim görsel olarak etkilendim ki online oynuyordum canlı görüntüyü daha etkileyici tabi ama online oynarken benim gördüğüm o hani hafif piksel piksel görüntü bile ay burada güzel manzara var dedirtti bana bunun dışında yani çok böyle farklı diyebileceğim bir şey olmaması biraz yapıyor. Olan sistemleri biraz böyle oynamışlar avatar adapt etmek için. Mesela loot sistemi var oyun içerisinde. İşte meyve lootluyorsunuz bir şey yapıyorsunuz ama bunu harvest diye bir şeye çevirmişler. Yani bunu mini oyun yapıyorsun. İşte bir şey yaklaştığın zaman yaklaşınca ufak bir mini oyun tuşu çıkıyor. Onu böyle harvest diyorsun falan böyle hani alıyorsun bir anda. Hayvanlarla olay iletişimi biraz daha farklı. Yani onları öldürebiliyorsun de biliyorsun istersen. Ben deredim yani oyunun başında öldürülebiliyor muyum diye. Öldürebiliyormuşum. Hani bir doğayla falan diye pat sıktım öldü yani. Evet. <laughs> hayvan'ın kendisi. Ama şey falan yapıyor ya bu, ardından. Bunların hepsini. Ha. çok Gidiyor mesela avladığın hayvanın başında dua ediyor evet. falan hani. Evet. Sen yani diyor senin ruhun işte şey yaratana döndü etin de bizle kaldı ha, falan. Sıkıyor bu halesini. Kardeşim <laughs> ateş başında ocak başını yapmış mangala çevirmiş hayvanı. Senin de ruhun diğer tarafa gitti Allah'a ya Ya bırak şimdi bunları ya acıkmışsın gömmüşsün orada hayvanı bitmiş işi yani. Hani e, bu bilmediğimiz, aşina almadığımız sistemler yok. Hep Far Cry oyundan gördüğümüz şeyler var. O biraz üzdü. Yani orijinal tarafını görmeyi beklerken e, en orijinal bulduğum şeyin e, yarı gelişmiş bir parkur sistemi olduğunu görmek e, birazcık şey tabii. Hani hmm, bu da evet Far Cry 2. üst Avatar. Yani, bir, öyle bir oyun izlenimi edindim yani oyundan. Bunun kötü veya iyi olması da Far ile olan ilişkinizle alakalı. Benim ilişkim iyi değil Far ile onu söyleyeyim. Ya. Ben İlk ilk defa bir Far Cry oyununu 10. saatin ardından bıraktım. Yani bir Far Cry Primal bırakmıştım. Çok sıkmıştı yani. Ondan beridir hiçbir Far Cry oyunu böyle 8-10 saatte oynayıp bırakmamıştım. O kadar baydım yani Far Cry formülünden de o yapıdandaki. E, o yüzden benim için çok böyle ideal, çok iştahımı arttıran bir oyun deneyimi olmadı. Ama tam tersi bunun için okeyse sizin için bu. O zaman zevkli oynayabileceğiniz bir şey çıkacaktır. Yani Ama anlatılacak yeni bir şey arayan varsa Yeni bir şey yok <laughs> anlatılacak ya, üzücü olan kısmı o yani yepyeni bir şey anlatamıyorsun yani. Belki e, izleyenlerin şey beklentisi de olmuş olabilir yani filmi izleyenlerin bilhassa sonuçta sinemadan hani uyarlanan bir oyun gibi bir durumu oldu ve biraz daha ha, sinematik evet. anlatıma da odaklanırlar mı diye düşünürseniz hani en azından yok. senin oynadığın kısımda evet, birkaç tane ara sahne var güzel ara sahneler giriyor arada bu arada hani kasmışlar böyle bir değil minik değil mi? sinematik ama kısa kısa yani. Ya şey abi işte o yüzden diyorum ya bak şimdi gene aynı şey Tam Far Cry gibi işte. Far Cry'da mesela bir görevi girdiğinde bir sinematik çıkardı ya. Hani evet. bir karakter işte böyle suratı yakından böyle çekerlerdi falan böyle. Bir şey sana FPS'lerde bir şey anlatır. Sonra göreve bırakır seni. Aynı. Hani görev esnasında giren bir sinematik yok yani. Görevi alırken var. Bazen görevi bitirirken var. Hani o kadar. Onun dışında bir sinematik bir deneyim veya sinematin çok içerisinde nüfus ettiği bir deneyim görmedim ben 2 saatlik oyun kısmında. E, bu yüzden de öyle ekstra farklı bir şey beklemiyorum zaten dedim oyun içerisinde çıktığında. Olsaydı gösterirler diye düşünüyorum. Ya ama şey de söyleyeyim, ikram ve yani ikramla yapabileceklerini arttırırlarsa çünkü ikram da geliştirilebilir bir hayvan, tıpkı yetenek geliştirir gibi ikramda geliştirebiliyorsunuz. Ee, onun böyle farklı yönlerini ortaya çıkarabiliyorsunuz. Onu helikopterden ayıran bazı özellikleri var yani canlı olduğunu hissettirebileceğiniz mesela şey yaptığıydı var abi. Ee, şimdi onun da bir enerjisi var. Aslında oyunun Parkur ve yetenek böyle hani hareket, mobil zıplama işlerini enerji üzerine kurmuşlar. Bak aslında bu en büyük yeniliklerinden biri diyebilirim. Şimdi sizin bir enerjiniz var. Bu enerjiyi stamina barı gibi düşünebilirsiniz ama kendi kendine full yenilenmiyor. Bu enerjiniz bittiğinde atıyorum koşu hızınız biraz düşüyor. Çok düşmüyor da biraz düşüyor. Zıplarken yapacağınız şeyler biraz daha azalıyor falan. Bu enerjiyi yediklerinizle arttırabiliyorsunuz. Enerjiniz kuvvetli olduğunda da çok daha hızlı hareket edebiliyorsunuz zıplamada da koşmada da bir yerden bir yere sıçramada da falan. Ya bu enerji anlık böyle buff gibi veren açık dünyada elementler var. Zaten işin biraz daha parkur kısmını burada devreye sokuyor. Mesela sen koşarken o şeyi görüyorsun sağ tarafında. Aa diyorsun burada benim enerjimi boostlayacak bir bitki var. Şey gaz püskürüyor bitki. Onun içine dalıyorsun mesela anlık enerji boostu geliyor. Öyle yoluna devam ediyorsun. Bir Mario oyunu gibi yani. Hani bir şey alıp öyle gidiyorsun falan. Orada zıplatacak bir çiçek görüyorsun. Hop diyorsun ben buradan zıplayayım falan. Mesela bu bana teorik olarak güzel geliyor. Üzerine geliştirilebilir bir şey var gibi geliyor. Eğlenceli anlar çıkarabilir gibi geliyor ama hala şey soru işaretini bilmiyorum. Yani bunların hepsini ben ikrana almadan önce <laughs> yaptım. İkrandan sonra neden bunlara ihtiyacım olsun ondan emin değilim. E çünkü ekran uçarak her yere gidiyor. Bir onun da enerji sistemi var bu arada. İkram da şey değil öyle yani. Bazı şeyler sonsuza kadar yapamıyor. Uçabiliyor istediğin yere ama hızlı uçması için enerji gerekiyor mesela. Şimdi onun için mesela şey yapmışlar. Suya yakın yüzersen abi balık yiyor ekran. Yani öyle bir yetenek var. Bunu geliştirebiliyorsun mesela. Ya yani onu bir jet pilotundan ayıran şey böyle geliştirmeler oluyor aslında. Bunlar işte üzerine ya oyunun ana unsuru değil bu kısımlar. Oyunu tat katan unsurlar. Hani ana bunun üzerine tüm oyunu inşa etmişler diyeceğim kısımlar değil. Bunlar hiç yapmadan bile çok rahat oynayabileceğini varsayıyorum oyunu. Çok dikkat etmene de gerek olmayabilir. Zaten Ubisoft böyle şeylerde biraz genel kitleye gitmeyi sever. O yüzden herkesin anlayabileceği ve rahatça oynayabileceği bir oyun tasarlamak istediği için ee, çok zannetmiyorum burada böyle incik cincik bir şeyler yapsın insanları uğraştıracak. Ee, ama keşke yapsa biraz daha eğlencesi artar gibi geliyor bana. Ya bu sistem, bu parkur sisteminin üzerine giderlerse farklı bir şey çıkabilir. Ama gidip gitmeyeceklerini de oyun çıktıktan sonra göreceğiz. Onun dışında gördüğüm hiçbir şey için bunu söyleyemem. Yani şöyle görevleri arttırırlarsa acayip güzel olur. Şu loot sistemi nerelere gidecek bak şimdi görürsün diyeceğim bir şey yok. Yani onu açık net söyleyeyim yani. Hikaye içinde bu arada bir şey diyemiyorum çünkü iki ara sahne görebildim oynadım süre boyunca. Çok normal çünkü kısıtlı bir alanı oynadık. Ama büyük bir açık dünyası var onu söyleyebilirim. Hani uç, uçsam bile hem yerde hem havada bayağı bir görülecek şey var. ...bunlarda tabii neler yapabileceğin... ...o da oyun çıkınca göreceğiz artık. Ya böyle işte hem Avatar oyunu olduğu zaman... ...yeni bir dünyada geçen zaten... ...hani filmlerde de bize o dünyayı çok güzel hissettiren bir... E, ...filmin oyunu olduğu zaman... ...hem de ekran gibi uçabileceğin bir şeye bindiğin zaman... E, ...otomatik olarak açık dünya olsun diye bekliyorsun oyunu ama... ...bu evet. hani bu kadar bildiğimiz... ...hep yani 40 kere gördüğümüz açık dünya formülünü... ...bir kere daha Avatar evreninde görünce... ...ulan acaba daha böyle odaklanmış... ...çizgisel böyle sinematik bir tecrübeye odaklanıp... ...bambaşka yani o tarzda bir şey mi yapsalarmış falan diye insan düşünüyor arada kalıyor. E çıktığında da bilmiyorum ya çok sıra yani Avatar gibi e, ya ben de çok hayran değilimdir aslında ama seveni çok fazla ve yani görüyoruz zaten gişe hasılatlarından Vesaireden tabii, falan filan. Muhakkak, muhakkak, Sıradan bir şey gelsin onu görelim oynayalım insan ya yani böyle içimi buruluyor yani ben açıkçası ondan ötürü biraz hayal kırıklığı yaşıyorum ya ben açıkçası şeyden emin değilim. Hani ya şunla ilgili kesin bir karar vermek istemiyorum. Kaç. Gelen oyunun ben özel bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Özel bir oyun olacağını da düşünmüyorum. Yani bir anda sürpriz yapıp 10 üzerinden 95 alacak, 10 üzerinden 9 ortalama alacak bir oyun olacağını zannetmiyorum. Ama oyunun 7 mi 8 mi olacağını belirleyecek şey sizin için bence biraz avatar olan sevginiz olacak. Yani avatar olan sevginiz sizin için artı katacaktır muhakkak. Çünkü herkes abi sevdiği bir evrende vakit geçirmekten hoşlanır. Ya bu o yüzden benim için geçerli olmayan şey sizin için geçerli olmayacak diye bir şey yok. Ama şöyle bir gerçeklik de var. Ben hakikaten yani insanların şaşırdığım kısım şu. Far Cry'den bıkmamış olması bana büyük şaşkınlık veriyor mesela insanların. Yani Arka arkaya 6 oyun mu oldu bu? Primal sayıyorsa... Yani New Dawn falan çıktı arada. Ay, oyunları da sayarsak oyun. 8 tane falan var abi. Yani ya, en az 8 abi Bayağı var. Bir, Far Cry 1 ile 2'yi kenara koyuyorum. Onlar daha farklı Eyvallah. tecrübeler. Özel Doğru. tecrübelerdi. Far Cry 3 zaten bu işin tepe noktası. O başlattı yani. o kadar başarılı bir oyundu ki... Hak ediyordu başarısının sonuna kadar. Ondan sonra hep... Çok benzer şeyler öğrenmeye başladık yani çok benzer yapılar hiç böyle sürpriz gördüğüm bir şey olmuyor falan evet keyifli okey ama hala mı keyifli lan Dedik diyor evet. bana özleyecek zaman bile bırakmadı bünyede Far Cry'in bu Tabii. deneyimi bu vaadetti yapı falan ya yani bu mesela şey olayı beni inanılmaz soğutuyor yani hala da Outpost'a girip 5 tane şey patlat diye bir görev olması... Ya bu bunun hala burada 2023'te avatarı bize gösterirken koydukları görev olması yani. Ya benim inanılmaz şey yaptırdı. Korkuttu ya. Dedim ki lan hani hala mı lan hani ya bu mudur hala bir numaralı gösterelim bu görevi dediğimiz görev oyunla alakalı. Ya umarım bunlar sadece demoda çok az gördüğümüz şeylerdi. Ana oyunda daha başka daha kafa açan... Bak şeyi tekrar altını çizeyim. İkranın peşine gitme görevi farklı hissettirdi diyorum mesela. Süper başyapıt değil ama... Farklı bir şeydi. Değişik bir şeydi. Daha çıkıyordum böyle. Bilmem ne yapıyordum. Pafif parkur yapıyordum. Mesela başka bir oyun tadı alabildim orada. Ama onlar hemen sonra alt dönmek. Mesela direkt tempomu aşağı çekti. E, bu yüzden e, işte ana oyunla alakalı beklentimi çok yüksek tutmuyorum açıkçası. Ama şey konusunda da şey diyemem. Yani oyun berbat olmuş falan gibi bir durum yok yani. Oyun normal bildiğiniz Ubisoft standartlarında, Far Cry standartlarında bir işiyle sahip yani. Şahane. Benim başka aklıma gelen bir soru da yok açıkçası. Zaten başka alacak bir şey yok evet abi. Yani. Oyun <laughs> hani yetenek yetenek ağacımız var. Far Cry'den bildiğinizin biraz daha Avatar'a uyarlanmış halini düşünün yani. Hani bu yetenek ağacından yeteneklerimizi geliştiriyoruz. Yani level atladıkça bunları geliştiriyoruz falan filan. Loot yapıyoruz, craft yapıyoruz, mermileri craft ediyoruz. Yani hatta makinalı tüfek mermisini bile craft edebiliyorsun nasıl oldu hiçbir fikrim yok ama, ama edebiliyorsun <laughs> yani o craft'ı. Okular var. Çok okularla vakit geçirmek istemedim. Çok büyük keyif almadım çünkü yani bir yani ne bileyim bir robota, meka robotuna ok atmak çok eğlenceli gelmedi bana fikirsel olarak. O yüzden e, çok denemedim. Makine pek daha tatmin edici geldi açıkçası. E, ama tabii farklı silahlar da barındırıyor oyun dünyasında Bunları biraz daha full sürmüş şekilde deneyeceğiz. Belki değişiklikler vardır oyun içerisinde. Vahşi hayat var. Vahşi hayvanlar var. Yani, Bu Far Cry'da yok mu diyeceksin. Doğru orada De da var. var. <laughs> Hatta Far Cry'da robot bile vardı. Son Far Cry oyunda <laughs> yani. Evet. Hani burada da robot çok otentik bir şey değil. <laughs> orada da drone'lar vardı. Siz Kovalayıp duruyorlardı falan. Yani çok böyle hardcore konuşmak istemiyorum. Sonuçta güzel bir dünya yaratmışlar. İyi bir oyun olmasını umut etmekten başka bir şansım yok. Çıktığında artık göreceğiz. Benim için çok böyle süper, en tepede diyeceğim tecrübe olmadı. Ama berbat, iğrenç bir oyun falan da değil. Yani şu an için Far Cry vasatlığında, ortalamasında bir oyun diyebilirim. Peki. Ama 2 saat oynadım şimdi. Büyük ihtimalle 50 saat falan sürecektir çıktığında. Öyleyse pekala abi. Ağzına sağlık. Yani en azından ile evet, evet. alakalı ee, ne beklememiz gerektiğini ya da ne ya bir sürü şey anlatmak istiyorum ama o kadar anlatacak bir şeyim yok ya yani evet. O kadar hani not aldım. Notlarımın hepsine bakıyorum mesela. Hepsini anlattım zaten de. E, Aldığım notlara bakıyorum falan filan. Hani özetle altını çizeyim desem hepsini çizdim zaten. Altın evet. çizecek bir şey de kalmadı. Ya o şey... Artık bitti ya. Oyun çıkınca konuşuruz. Çok minik o zaman bir şeyi de sorayım. Yani e, paylaşamıyoruz tabii şu anda henüz e, oyunun haritasını ama haritanın üzerinde böyle hep bölgelerin isimleri yazıyordu. Bazen böyle görevleri de. Yani gene her şeyin yerini görüyorsun aslında da. Sanki hep böyle Avatar'da, şey, Avatar'ın diyorum Assassin's Creed'de falan da deniyorlar ya. Böyle özel ayarı var. Hani sen nereye gitmen gerektiğini göstermiyor da şuraya Burada gidersen varmış, heh, benzer bir şey var se galiba. Seçili bir ayar gösterdiler ama şu ha, haritada pusulanda görmüyorsun gideceğin yer ama bir Hı -hı. tuş var sense diye Assassin'ın şey var ya e Eagle Eye Hı -hı. şey sense i. hani böyle bir anda görüyorsun her şeyi falan böyle aynısı var bunda da. Ona bastığın zaman gideceğin yer ışık olarak gözüküyor. gözüküyor. Birkaç oyundur böyle bir sanki deniyorlar artık sürekli her şeyi böyle onu noktayla de ama ya. Onu yapamazlar Bu... bir yere kadar yani. Origins Odyssey'den beri deniyorlar onu. Ee, Origins mi? Odyssey mi? Odyssey olması lazım galiba. Oradan biridir deniyorlar. Bayağı bir oyunlarında denediler. Ben neden ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. hani Yani doğrusu kararsız olduklarını düşünüyorum. Yani bir yandan hardcore oyuncuların evet. seveceği oyun böyle her şeyi önünüze sermiyor bak. İstersen kendini bulabilirsin havasını yaratmaya çalışıyorlar. Ama bir yandan da şeyi kaybetmek istemiyorlar. Yani evet. genel oyuncu kitlesini kaybetmek istemiyorlar. Ama sizin için de bakın her şeyi gösteren şeyi yaptı falan diyorlar. Ya yani ikisini birden mükemmel yapma şansın olmadığı için şahsi fikrim. Ya ikisini ikisinde de mükemmelleşemiyorsun. böyle karman çorman bir deneyim ortaya çıkıyor. Ve bence bu kararsızlık yani bu herkese gitmeliyiz, herkes memnun etmeliyiz yaklaşımı büyük ihtimalle Ubisoft için kaliteyi hep aşağıda tutuyor. Yani hiç böyle 10 üzerinden 9'luk oyun en son Ubisoft oyunu neydi acaba? Hiç hatırlayamıyorum. Yani hangi oyunları 10 üzerinden böyle işte bu oyun çok iyidir falan diyeceğim bir şey çıkarttılar. aklıma gelmiyor. Varsa aklına gelen yazsın. Hmm, yani. Hangi yazsın bunu dedik ki en son yani. veya yani Ben Valhalla'yı sevdim ama asla 10 üzerinden 9'luk bir oyun demem. mi hmm. Far Cry'lar için de asla 10 üzerinden 9'luk bir oyun demem. Division için mi diyeceğiz? Ghost Recon için mi diyeceğiz? Bak EA bile Dead Space Remake yaptı yakın zamanda ki EA'ye en şey yapıp 10 üzerinden 9'luk derim mesela Dead Space Remake. Yani öyle bir tecrübe çıktı. Evet remake ama yaptılar mı yaptılar. Ubisoft'un bence bu kararsızlığı ve gitme çabası çok orta yolu bulma çabası ee, gerçekten yapmak istedikleri şeyleri yapmakla konusunda engel oluyor. Ya önceki oyunların formüllerine bağlı kalıyor ya işte aman abi 3 yaşındaki çocuk da anlasın 25 yaşındaki adam da memnun olsun 50 yaşındaki adam da memnun olsun tarzı bir yaklaşımları ya böyle işte ya biraz oraya biraz buraya gidelim yaklaşımları falan bir türlü gerçekten kaliteli bir şey yapmalarını sağlayamıyor bana kalırsa. Bu da onlar için biraz sıkıntılı bir süreç ama böyle memnunlarsa diyecek bir şeyim yok yani. Neyse ya, bu hani Ubisoft'un iç işlerine kadar bir şey oldu. Konunun dışında oldu. Başka da mı tartışırız yani. Benim diyeceğim bu kadar abi. Var mı seni soracağım bir şey? Ee, benim başka da bir şey yok abi. Zaten ne sorsan aynı şeyleri anlatacağım evet, evet. gibi hissediyorum. Dönüp dolaşıp farkına geliyoruz hakikaten yani. Aynen yani. oyunda, yani. yani oyunda konuşuruz geri kalan kısımları evet. da. E o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça